İşte ey kardeşlerim, sizleri inşallah menfaat-ı maddiye rekabete sevk etmeyecek. Fakat menfaat-ı uhreviye noktasında bir kısım mehli tarikat aldığınız gibi sizi de aldanmanız mümkündür. Burada bir şey var yani. Ya Üstad Hazretleri bir güzel metot kullanarak bizi böyle, yani siz zaten böylesiniz de yapmayasınız diye yapıyor, bu sözü söylüyor, maddi rekabet meselesini. Bilmiyorum, sizi bilmiyorum da ben bir yere gittiğim zaman çocuğu haylaz, biliyorsam ki haylaz, o çocuğu biraz onore ederim. Bu çocuk kadar akıllısı yoktur. Maşallah, subhanallah. Akıl fışkırıyor, zeka, o zekanın fazlalığından bazı taşkınlıklar yapıyor ama esas öyle değildir falan gibi. Onu biraz onur ederim ki evde oturak biraz. Yoksa bizim, ben bir yeğenim var, Uğur, muzır mı muzır, muzır. Üç tane bacısı vardı, ona yetişemiyorlardı. Ben oraya gittim mi, ya Uğur, Uğur kadar akıllısı yok, Uğur şöyle, Uğur böyle. Bir şey kırdım, ben diyordum, göz ediyordum, öbürünü de kır. Neyime gerek? Topluyorlar arkadan. O anasına diyordum, bu dede iyi. Adama muzi demiyor. Adama muzi demiyor. Ben şimdi niye adama muzi diyeyim ki başım ağrısın? Şimdi Üstad Hazretleri de sanki, ulan yaramazlar, ulan sizin ne olduğunuz belli de ben sizi bir onur edeyim de şu maddi rekabeti yapmayın gibi, Uğur'un onur edilmesi cinsinden bizi bir şey yapıyor gibi geliyor. Çünkü maddi rekabet bizi bitirdi. Risale-i Nur Dairesi'ni maddi rekabet bitirdi. Allah rahmet etsin. Dişçi Kadri Diyarbakırlı kardeşim diyordu, madde atom bombası gibi ortamıza düştü ve bizi bitirdi. Yalnız burada bir şey esas anlatmak istediğim başka şey var. Bu böyle de. Acaba bugün maddi rekabet neyimizi ne etti ki yani bize? Basit şeyler yani. Ona yardım etti. O şeyin kurban postunu o aldı. İşte bilmem filanca ona yardım etti, buna yardım etti. O ondan aldı, bu bundan aldı. Basit ve kale alınmaz maddi şeyler, menfaatler bunlar. Acaba ileride büyük siyasi, iktisadi, içtimai devletleri alakadar eden bazı menfaatler için mi üstad böyle dedi, sizi rekabete sevk etmeyecek ki bu kuvvetli görünüyor. Yoksa bu olan şeyler yani çok basit şeyler yani. Medreseye birisi yardım ediyor, gidip kandırıyorsun, ona değil sana yardım ediyor. Yahut bilmem ne oluyor yani, basit basit maddi menfaatler. Allahu alem. O da şimdi aklıma geldi. Yani onu önceden düşünmüş değilim. Tefekkürle bulmuş değilim. Allahu alem ileride yani inşallah büyük zatların gelmesinden sonra çok büyük menfaatler bahse konu olur. Öyle değil mi? Devletler çapında, devlet çapında büyük menfaatler bahse konu olur ve o gün kullanılacak malzeme de yine bunlardır yani. Biz sensin odur yani. Gökten gelecek değil. Malzeme bu. Bunları ikazdır. O günün ikazıdır. Bu biraz da bana Sultan Feyzi Hazretleri'nin nurcular ileride istiğfar edeceklerdir. Nurcular ileride istiğfar edeceklerdir. Sözüyle örtüşüyor. Birbirini destekliyor yani. Herhalde burada o kısma bir atıf var. İnşallah sizi maddi rekabet, madde sizi rekabete sevk etmeyecek. Halbuki
maddeci rekabete sevk etti, hiçbir şey bırakmadı. Ama bırakmadığı şeyler daire içerisindeki şeyler. Umum ümmete tesir eden şeyler değil. Nur dairesi içerisinde. O almış, o almış, öbürü almış. Neticede alanda talebe okuyor, bilmem ne diyor, medrese atıyor. Yani kayıp da sayılmaz mı? Sen yapmıyorsun, o yapıyor yani. Netice bu. Ama esas burada kastedilen, şimdi kalbime gelen, yanlış olabilir. İlerideki maddi rekabet mühimdir. İlerideki maddi rekabet. Ümmet-i Muhammed'in umumuna alakadar eden bir pozisyona geldiğimiz zaman maddi rekabeti inşallah yapmayacağız. Öyle görünüyor. Bu üstadımızın bu emri orayı gösteriyor. Sultan Feyzi Hazretleri'nin de ümidim var ki semavat-ı Asya bahem teslim olur, yedi beyza İslam'a. Bundan çıkardığı mana, daha doğrusu iştihat demek lazım. İleride nurcular istiğfar edeceklerdir. Orayı oku, bahem teslim olur yedi beyza İslam'a. Ümidim var ki zemin istikbal semavatı ve zemini Asya, istikbal semavatı ve zemini Asya bahem olur teslim yedi beyza-i İslam'a. Bundan Sultan Feyzi Hazretleri'nin emrettiği mana, nurcular ileride tevbekâr olacaklardır. İstiğfar edecekler. Evet. Buyur. Aklımıza, kalbimize geleni söyledik. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Serbest. Fikir söylemek serbest, tenkit etmek yasak. Herkes her meselede fikrini söyleyebilir. Bu fikir hürriyetidir. Ve üstadımızın hedefindeki hürriyet manasıdır. Ama tenkit yok. Sen niye böyle düşünüyorsun? Sen niye öyle düşünüyorsun derler adama. Tenkit yok. Ama fikri söylemek var. Fikrini saklamaya gerek yok. Onda kimsenin kırılacağı, darılacağı yok. Biz de burada şimdi fikrimizi söylüyoruz. Kimsenin bize ne, sen niye böyle düşündün demeye hakkı yok. Kabul edersen et, etmesen etme. Ama tenkit sen bu fikrinden vazgeç, sen bu işi böyle yapma, sen şöyle etme. Bu sana verilmiş bir selahiyet değildir. Böyle konuşamazsın. Yani nasıl konuşursun? Benim kanaatim o işi şöyle halledebiliriz. Şöyle yapsak daha iyi olur mu? Böyle etsek daha iyi olur mu? Serbest. Herkes kendi fikrini söyler. Ama tenkit ikinci düsturda yasak edilmiş. Ta ikinci düstur. Kardeşlerinize tenkit etmemek, tenkit yok. Ama fikrini söylersin. Acaba şöyle yapsak nasıl olur? Herkes fikrini söyler. Beğenilir, beğenilmez. Kimse kimsenin işine karışmasın.